Sayın Hocam, Cihat Kurman, Veterinary Topluluğu'nun proje ve yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. Aynı şekilde Veteriner Fakültesi öğrencisiyim. Şu an Veterinary Rehber topluluğumuz Türkiye'de tüm veteriner fakültelerinde ve yurt dışında 3 ülkede temsilcisi bulunan marka patentli bir topluluk. Tabii bu toplulukta birçok projeye imza attık. Şu an bulunduğumuz bir Instagram canlı yayın projesi de bunlardan sadece biri. Sizin gibi kıymetli hocalarımıza canlı yayın yapmak gerçekten bizler için gurur verici. O yüzden canlı yayın davetimizi kırmayıp geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Açıkçası Instagram üzerinden ilk defa canlı yayına katılıyorum. O yüzden şöyle bir girdiğimde en az televizyona çıkmak kadar heyecanlı olduğunu görüyorum. Biraz heyecanlıyım ama birkaç dakika içinde geçer diye düşünüyorum. Geçti. Valla biz de heyecanlıyız aslında. Sık sık canlı yayınlar yapsak da heyecanlanıyoruz. Ben de Evet, kendim evet. Bengisu Şahin, Vetrehber'de sosyal medya başkanlığını yürütmekteyim. Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Öyle mi? Hangi fakültedensin? Ben Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeyim hocam. Ben de Dicle Üniversitesi'ndeyim hocam. Evet. Hocam, izleyicilerimiz gelmeye başladı. İsterseniz biz ilk sorumuza başlayabilir misiniz? Başlayabilir miyiz? Hazır mısınız? Tabii, buyurun, hazırım. Sayın hocam, izleyiciler açısından da sizleri daha çok yakından tanımak adına Kübra Akdeniz kimdir? Sizleri tanıyabilir miyiz? 26 yaşındayım. 2014 yılında Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde fakülteye başladım ve 2019 yılında mezun oldum. Zaten Balıkesirliyim ve biraz böyle karakter olarak aile hayatını seven ve duygusal bir insan olduğum için aslında puan olarak bütün fakültelere yetiyordu girdiğim yıl içerisinde ama ben Balıkesir Üniversitesi'ni okumayı tercih ettim. Onun dışında çok çok fazla okumayı seven, araştırmayı seven ve çok yönlü bir insan olduğumu söyleyebilirim. Bunu da aslında Veteriner Fakültesi'nde okurken kendime çok fazla kattığım için bu çok yönlülük benim mesleki hayatımda da bana çok fazla şey kattı. O yüzden hatta sizinle bunları konuşurken biraz bu konularla ilgili de değinmek istiyorum Veteriner Fakültesi öğrencileri için. Zaten YouTube'da da videolar çekiyorum biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. YouTube'da da Veteriner Fakültesi öğrencilerine yönelik çok fazla olmasa da içerikler üretmeyi istiyorum. Çünkü ben fakülteyi tercih ettiğim yıl içerisinde 2014'te araştırma yapıyordum. Hani YouTube üzerinden ama hiçbir içerik yoktu. Sonra ben öğrenciyken dedim ki kesinlikle fakülteleri tanıtımının dışında yani veteriner fakültesi öğrencileri ne yapıyor, neler okuyorlar, ne yapıyorlar? Öğrenciler tercih ederken bence bu konular hakkında bilgilendirme yapan kanallar daha fazla olmalı diye düşündüm ve bu şekilde bir başlangıç yaptım YouTube'da. O yüzden şu anda veteriner fakültesi öğrencileriyle böyle canlı canlı bir araya gelmek gerçekten beni çok fazla mutlu etti. Umarım buraya katılan Veteriner Fakültesi öğrencileri adına güzel bir sohbet gerçekleştiririz. Umarız hocam. Teşekkür ediyoruz birinci sorumuz için. Şimdi Veteriner Fakültesinden ettik. Biz de şunu da merak ediyoruz hocam. Veteriner hekim olmaya nasıl karar verdiniz? Neden veteriner hekimliği? Neden Veteriner Fakültesi? Aslında çok fazla kafamda seçenek yoktu. Direkt veteriner fakültesini tercih ettim. Yani başka meslekler yoktu benim tercih listemde. Bunun sebebi aslında aileden, çekirdekten gelen bir hayvan sevgisi ve hayvanlara değer vermemiz. Ben doğduğumdan beri evde bir hayvan hep vardır, hep sahiplenmişizdir. Ya yaralı oluyordu, buluyordum, getiriyordum eve. Buna babam da çok fazla destek vermişti. O yüzden hep bir hayvanlarla iç içe büyüdüm ve bunun çok büyük katkısı oldu benim meslek tercihimde. Ancak lisede kaptan ve gemi mühendisi gibi kapılmıştım, fikre kapılmıştım. Sonrasında artık tam böyle tercih döneminde dershanede rehber hocamla konuşuyorum ve dedim ki yok ben veteriner fakültesine gideceğim. Sadece Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesini yazdım. Bir tercih yaptım. Çünkü dediğim gibi yetiyordu bütün fakültelere. Ama kendi şehrimde okumak istedim Balıkesirli olduğum için. Bu şekilde bir tercih yaptım.
Yani bunda bu sorunun cevabı olarak ailemin çok büyük katkısı var diyebilirim. Ne güzel hocam. Teşekkür ederim. Ben tabii şu an hani en başta bahsettiğiniz konuya biraz değineceğim. Çok kıymetli işler yapıyorsunuz. YouTube'dan bahsettiniz. Tabii o sorulara geleceğiz ama hani ben de sizlerle veteriner fakültesine daha başlamadan önce videolarınıza denk gelmiştim. Şu anda canlı yayın yapıyoruz. Çok mutluyum bu açıdan. Peki Öyle hocam mi? fakülteniz... Evet sayın hocam. Hani tahmin edemezdim şu an sizlerle canlı yayın yapmak. Ben çok mutlu ve gururluyum açıkçası. Ben de Hocam çok mutluyum. ben... Gerçekten tanıştığıma çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Hocam. Hocam şimdi fakültenizi birincilikle bitirdiniz. Bunu hani YouTube kanalında da izlemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bu başarı hikayesi ve süreciyle ilgili bizlere neler söylemek istersiniz? Bu süreç nasıldı? Cevap çok teşekkür ederim böyle bir soru sorduğun için. Ya aslında benim hedefim birinci olmak değildi. Yani bu çalışmalarımın sonucu olarak geldi. Bence veteriner fakültesinde şu an birinci sınıf olabilir ya da beşinci sınıf olabilir, hiç fark etmez. Bizi dinleyen arkadaşlarımız varsa söyleyebileceğim birkaç nokta var bu konuyla ilgili. Birinci bitirmek önemli ya da önemli değil ama şu nokta çok önemli. Fakülte hayatımız çok değerli. Gerçekten öğrencilik yıllarının kıymetini o sınav stresinden dolayı bazen fark edemiyoruz ya da unutabiliyoruz. Ama okul bize, yani fakülte bize sadece sınavları geçmek ve bunlar üzerine düşünmekle ilgili bir öğrencilik hayatı olmamalı. Veteriner hekimliğinde biz meslek hayatımızda ne yapacağımıza iyi karar vermeliyiz. Çünkü çok çeşitli bir alan ve öğrencilik yıllarında sadece sınav odaklı gidersek bunları gözden kaçırabiliyoruz. Ben öğrenci olarak 5 yıl boyunca dersleri geçeceğim, sınavları geçeceğim gibi baksaydım ve diğer hobilerimi eklemeseydim hayatıma farklı bir meslek hayatım olabilirdi. O yüzden bunları işte A sınavına giriyorum, bunlar çok yüksek not alıp işte derece yapacağım gibi düşünmemek gerektiğini düşünüyorum. Ben böyle düşünmediğim için bunun sonuçları güzel geldi. Yani teorik anlamda da eğitimimi güzel tamamladım. Ama şu anda bile, şu an 3 yılı tamamlamak üzereyim meslek hayatımda. Şu anda bile bilgilerimi unutmadığımı, hatta tekrar etmediğim alanlarda bile taze kaldığımı görebiliyorum. Bu ezbere dayalı bir mantıkla ilerlemediğim için, tamamen öğrendiğim için şu an belgeselde sunuculuk yaparken aslında ben kedi köpek üzerine klinisyenlik yapıyorum ve bakmadığımız hayvan, karşılaşmadığımız hayvan yok açıkçası. Bu durumda benim fakülte hayatında kendimi eğitmem çok fazla işime yaradı. Ama bu noktada okul bize sadece her türlü bilgiyi veren bir yer olarak görmemeliyiz. Araştırmacı ruhumuzu da katmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sadece hocadan aldığımız bilgiyle sınava girersek, evet belki dersten çok yüksek notlar alabiliriz. Ama o bizim araştırmamızı böyle perçinleyen, farklı bilgiler öğrenmek istediğimiz yönlerimizi ortaya çıkarmazsak, mezun olduktan sonra kendimize bir şey katma noktasında çok iyi yerlere gelemeyebiliriz. O yüzden bir dersi öğrendiğimizde sadece okuldaki kitaplarla, hocanın anlattıklarıyla sınırlı kalmamalıyız. Açıp bir başka bir kitaptan da kendimizden de bir şeyler katmamız gerekiyor ve onu içselleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim mesleğimiz öyle bir meslek. Sağlık her zaman kendimizi yenilememiz gereken, çok daha fazla geliştirmemiz gereken, okuldan mezun olduktan sonra kitap yüzü açmamakla olmaz. O yüzden bence fakülte yıllarımızda sadece böyle teorik odaklı da değil ya da pratik odaklı da değil, bizim kendi yönlerimizi ortaya çıkaran, kendi yeteneklerimizi ortaya çıkaran ve mesleğimizle bütünleştirdiğimiz bir hale getirmemiz gerekiyor. Ben örneğin ezber konusunda şanslı bir insanım. Hızlı ezberleyebilen biriyim ve bunun öğrenmemde etkisi olduğunu düşünüyorum. Öğrenme insandan insana değişiyor. Kimi yazarak iyi öğrenir, kimi duyarak ses aracılığıyla iyi öğrenir ya da okuyarak iyi öğrenir. Kendimizi tanımamız da gerekiyor bu noktada. Çünkü 5 yıl az değil gerçekten. Kendimizi yetiştirmemiz çok çok önemli. Böyle düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Siz
Kedi ve köpek, yani pet üzerine klinisyenlik yaptığınızdan bahsettiniz. Peki meslek hayatınızda hangi sektörde başladınız? Bu hani direkt petle mi, yoksa daha farklı egzotik vesaire mi? Şöyle, bu noktada yine diğer sorduğunuz soruya yönelik konuşmak istiyorum. Hani dedim ya, o çok yönlülüğümüzü besleyen ve kendimizi aslında keşfetmemiz gereken bir öğrencilik hayatımız olmalı diye. Ben bunu mezun olduktan sonra da en az birkaç yıl deneyim elde etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Örneğin öğrencilik hayatımız boyunca işte ben klinisyen olacağım diye düşünmüş olabiliriz ve ona odaklanmış olabiliriz. Ama bence tam olarak böyle olmaması gerekiyor. Mesleğin birçok alanını deneyimlersek eğer, belki de orası bizim için daha iyi olabilir. Bunun için ben mezun olduktan sonra bir de tabii korona dönemine rastlamıştım. O yüzden uzaktan çalıştığım bir dönem de oldu, bir yıl kadar. Sonra İstanbul'da bir biyoteknoloji firmasında test kiti üretimiyle ilgili bir pozisyonda da çalıştım. Burası da bana çok fazla şey kattı. Yani bir şirkette çalışmayı da deneyimledim. Onun dışında sosyal medya içerik üretmeyi de ben aslında tamamen hobi amaçlı başlatsam da şu an belgeselle bütünleşmesi de aslında benim o yola girmemle ilgili bir süreçti. Ondan sonra tabii ki klinisyenliği deneyimliyorum. Egzotik konusu tamamen benim sevdiğim ve ilgi duyduğum bundan gelen bir şey. Ben küçükken çok fazla ginepik olsun, kaplumbağa olsun, o tarz hayvanlarla da besleme yaptım ve ilgilendim ve lise yıllarımdaydı yanlış hatırlamıyorsam bir ginepigim artık böyle ölümle yüz yüzeydi ve yaşadığım şehirde hiçbir şekilde tedaviyi ettirememiştim. Veteriner hekimlere gösterememiştim bu konuda. Yani üstesinden gelinebilecek bir hastalık değildi bizim yaşadığımız şehirde. Ve ben lise 2'deydim sanırım, çok fazla üzülmüştüm. Yani o kadar çok üzüldüm ve içselleştirdim ki konuyu. Sanırım şu an hala etkilerini görüyorum. Egzotik alanında kendimi sürekli geliştiriyorum. Daha farklı alanlarda geliştirme. Yani ülkemizde biraz böyle eksik olan ya da çok fazla o konuda kendisini geliştirmediğimiz bir alanda ben kendimi geliştirmeyi istiyorum. Çünkü biraz yaşadığım olaylarla da ilgili. Şu soruda tamamen şuna cevap vermek istiyorum. İlk mezun olduğumuz yıllarda, tabii bu herkes için geçerli değil. Bazı insanlar bir alana odaklanıp o alanda kendisini geliştirmek ve yetiştirmek isteyebilir. Ama ben biraz daha böyle deneyim elde ederek, her alanı deneyimleyerek en sonunda tamamen evet burası ait hissettiğim yer deyip karar vermek istediğim için birçok şeyi deneyimledim. Hocam çok, çok teşekkür ederiz. Şu an hani bahsettiğiniz yine çok kıymetli işlerden biri, hani belgesel sunuculuğunu yaptığınızı söylediniz. Gerçekten çok kıymetli, severek takip ediyoruz. Peki hocam hani şu an hani önemli bir televizyon kanalında belgesel sunuculuğu yapıyorsunuz. Bu sunuculuk hayatı ve hikayesi nasıl başladı? Hani bunu da açıkçası izleyicilerimiz de çok merak ediyor. Evet. Bu arada biraz böyle nefes nefese konuşuyorum çünkü tam bu canlı yayına denk geldi. Hastalanıyorum ve boğazım ağrıyor. O yüzden kusura bakmayın. Nasıl başladı? 2021 yılı Haziran ayıydı sanırım, ya da Mayıs da olabilir. Ben yine klinikte çalışırken şu anda birlikte iş yaptığımız yönetmenimiz bana ulaştı. Ekibi bana ulaştı sosyal medya üzerinden. Aslında nasıl başladığının cevabı, eğer ki ben sosyal medyada etkin olmayan bir insan olsaydım hiçbir şekilde karşılaşmazdık. Ama hem YouTube'da hem de Instagram'da aktif olduğum için, içerikler ürettiğim için bir şekilde karşılaştık ve bana ulaştılar. Ben de ilk başta mesajı okuduğumda hani araştırdım. Daha önceki projelerine baktım ve gördüğümde gerçekten çok güzel bir yer olduğunu gördüm ve sosyal medyada o şekilde mesajlaştıktan sonra İstanbul'a gittim ve İstanbul'da da konuşmalardan sonra kararlaştırdık ve pilot çekim yapıldı 2021 yılında. Ondan sonra bu yılda yazın, 2022 yazında çekimlerimizi yapmaya başladık.
Yani sosyal medya üzerinden beni buldular ve o şekilde iletişime geçtik diyebilirim. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi hem gezip hem de mesleğinizi icra ediyorsunuz. Bu duygu bize birazcık anlatabilir misiniz? Merak ediyoruz. Evet, çok güzel bir duygu. Gerçekten tarifsiz. Şu açıdan benim için güzel. Burada yine benim biraz karakterimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ben bir yere sabit bağlanan bir insan değilim. Belki de mezun olduktan sonra hemen klinik açıp belli bir şehirde, belli bir lokasyonda kalmak istemememin, hemen istemememin karakterimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hayvanları çok fazla seviyorum ve bunu Türkiye'nin dört bir yanında hayvanlarla buluşmak ve hayvan sahipleriyle buluşmak gerçekten tarif edilemez bir duygu ve aslında hiçbir zaman böyle bir olay olmasa karşılaşma ihtimalimizin olmayacağı insanlarla bir araya geliyoruz ve çok farklı iletişim ve diyaloglar meydana geliyor. Sadece orada bir cana dokunmak değil olay. Oradaki aileye de dokunmak aynı zamanda ve gerçekten duygudan duyguya giriyoruz. Yeri geliyor ağlıyoruz, yeri geliyor gülüyoruz. Ve ister istemez oradaki ailelerle bir duygu bağ kurmuş oluyoruz ve o kadar bunu üst seviyeye taşıdığımız oluyor ki bir arkadaş, bir dost, hatta aileden biri bile olduğumuzu söyleyebilirim bazı insanlarla. Şu anda gittiğimiz şehirlerde, şimdiye kadar gittiğimiz şehirlerde bir daha gitsem, bir telefon açsam beni evlerinde ağırlayacaklar ve beraber tekrar dostane bir şekilde aynı masanın etrafında oturabileceğiz. Bu duygu çok güzel bir duygu. Yani insanlara dokunmayı ben çok fazla seviyorum ve kendim de hayvan beslediğim için, sahiplendiğim için bu duyguyu biliyorum. Belki de aramızda çok fazla hayvan bakmayan, sahiplenmeyen insanlar da olabilir ama böyle acısını dile getiremeyen hayvanlarla çok fazla iyileştirme uğruna çalıştığımızda aslında orada insanların da bizimle aynı duyguyu paylaşan insanların da bize karşı bakış açısını gördüğümde, o gözlerindeki mutluluğu, o tatmini gördüğümde o kadar çok mutlu oluyorum ki yani çok farklı bir his ve bunu 3 yıl önceki Kübra'ya dönüp söylesem gerçekten çok fazla mutlu olurdu diye düşünüyorum. Çünkü tamamen hayalim bu olmasa da çok daha ötesine geçti diyebilirim. Ve bu bir daha bir başlangıç. Daha da güzel günler göreceğim diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Özellikle bu duygular içerisinde hani mesleğinizi icra etmek gerçekten çok kıymetli ve önemli şeyler. Evet. Evet. Sayın Hocam, size şöyle bir soru yönelteceğim. Hani YouTube kanalınız var, belgesel sunuculuğu yapıyorsunuz, aynı zamanda klinisyenlik sektörü yapıyorsunuz. Yani yorucu bir hayatınız var ama rutininiz nasıl ilerliyor? Bunu da merak ediyoruz. Evet, gerçekten çok fazla şeyle uğraşıyorum. Hatta bunların arasında bazen yeteri kadar kendimi veremediğim için de üzülüyorum açıkçası. Ama sonrasında kendime dönüp diyorum ki Kübra bir sakin ol, gerçekten çok fazla şeyle uğraşıyorsun diye. Bu noktada biraz karakter olarak mükemmelliyetçi ve kontrol etme yönümün çok fazla olduğunu bildiğimden dolayı kendime kızıyorum. Yani biraz böyle törpülemem gerektiğini de biliyorum. Çünkü bu yorucu bir karakter benim için. Ama belgeselde yani çekimler süresince çok farklılaştığımı söyleyebilirim. Çünkü çekimler en azından benim açımdan tamamen spontane gelişiyor. Bir dakika sonrasında ne olacağını bilmeyebiliyorum. Ve bundan dolayı kontrol edemediğim için, çünkü klinikte ne oluyor? Randevu sistemiyle çalışıyoruz. İşte o gün içerisinde genellikle çok fazla acil vaka olmazsa ne olacağını kestirebiliyoruz. Ama belgeselde bazen bir dağ başında giderken karşımızda kirpi çıkabiliyor, tilki çıkabiliyor. Bazen ne olacağını kestiremiyorsun ve bir dakika sonrasında ne olacağını bilmediğim için o biraz kontrol etme, elimde tutma isteğimi bastırmış oluyorum ve ister istemez ben çekimler sırasında bu özelliğimi biraz törpüledim ve beni gerçekten çok fazla geliştirdiğini düşünüyorum. Rutin nasıl ilerliyor? Biz zaten
Şu anda 13 bölümün çekimlerini tamamladık. İlk bölüm pilot bölümdü. Diğerleri 12 bölüm halinde part part çektik. Yani 4, 4, 4 şeklinde çektik. Ve 4 çekim yaklaşık 1 ay sürüyor. Yani toplamda 3 ay sürdüğünü söyleyebilirim. Bu da 12 ay içerisinde tamamen üst üste olmuyor. Yılın belli dilimlerinde oluyor. Şu anda 12 bölümün de çekimlerini tamamladık. Yani bu şekilde bir rutinimiz var. Çekim sırasında gerçekten yorucu oluyor ama yılın 12 ayında tabii ki yapmıyoruz bunu. Çekimlerin olduğu gün çok fazla yorucu oluyor. O bir aydan sonra ben gerçekten bitmiş oluyorum. Eve gelip yaklaşık bir hafta dinlenmem gerekiyor. Ondan sonra kendi işlerime odaklanıyorum. Şu anda 12 bölümün çekimleri bitti. Şu an klinik, YouTube çekimleri. Onlara odaklandım bir dönemdeyim. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi şeyden bahsettik. İşte hani herkesin size sıcakkanlı yaklaştığı, güzel birliktelikler kurduğunuz, iyi iletişimler kurduğunuzdan. Peki çekim sırasında herhangi bir sorun yaşadınız mı? Ya da kamera arkasında yaşadığınız ilginç bir olay var mı bize anlatmak istediğiniz? Şimdi böyle aniden sorunca bir düşünmem gerekiyor. Sorun olarak bu kesinlikle sorun değil. Ben sevdiğim bir işi yaparken zorlanmayı seviyorum. Yani zorlanmam gerekiyor ki kendimi geliştireyim, büyüteyim. Ve açıkçası sorun olarak değil ama şöyle bir zorluğu var. Her türlü hayvan karşımıza çıkabilir. Ve hani deminki sorularda söyledim ya size de. İyi ki öğrencilik hayatım boyunca kendimi yetiştirmişim. Yani kalkıp şu anda kedi köpekle 3 yıl boyunca uğraştığım için ve yanında egzotik hayvanlarla da uğraşıyorum tabii ki. Bunlar dışında inekler, atlar, deve, aklımıza gelebilecek her türlü hayvanla karşılaştık çekimler sırasında. Teorik eğitimim gerçekten kendimi güçlü bir şekilde eğittiğim için çok fazla zorluk yaşamadım ama bir an karşılaşıyorsun hayvanla ve gerçekten zor bir durumda olabiliyor ve o anda ben ilk çekimlere başladığımda şöyle hissetmiştim. Burada ben veteriner hekimlik yapıyorum ve veteriner hekim olarak karşı tarafa yani seyirciye bilgilerimi sunacağım. Tamamen bu gözle bakıyordum ve aslında ne kadar yanlış baktığımı tabii ki sonradan öğrendim. Çünkü biz orada sadece bir hayvan programı yapmıyoruz. Yani orada iyileştirdiğimiz hayvanın bilgilerini karşıya aktardığımız bir program değil. Bu bir insana da dokunan hayat hikayesini taşıyan, ailelerin hikayesini taşıyan, aslında duygusal yönü de olan hikayelerini de anlattığımız bir belgesel. Ve ben bunu burada sadece veteriner hekim olarak bu rolle hayvanın sağlığıyla ilgili bilgi verdiğim bir modda gitsem belgeselin ana temasını kaçırmış oluyoruz. O yüzden burada beni zorlayan taraf da bu oldu. Orada sadece bilgi aktarmam gerekmiyordu. Herhangi bir hayvanı iyileştirirken ne hissediyorsam korku olabilir, heyecan olabilir, üzüntü olabilir. İyileştirdikten sonraki mutluluk olabilir. Onu seyirciye güzel bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken gerçekten ilk başlarda zorlandım ve yaptıkça yaptıkça artık burada kendi kendimi ve ekip sayesinde geliştirmiş ve çok fazla deneyimle dönmüş oldum. Son bir tane sorum var hocam. Ondan Tamam. sonra sizden gelen soruları da sorarız eğer vaktimiz kalırsa. Şöyle ki YouTube olduğundan bahsettik. Zaten birçoğumuz biliyoruz. Uzun bir aradan sonra video attınız. Bu videoların devamı gelecek mi? Bu konuda böyle konuşmak çok fazla istemiyorum çünkü bana kızan arkadaşlar var ve çok haklılar gerçekten. YouTube hesabımı ben olduğunu unuttum o kadar. 1,5 yıldır video atmıyordum. Ama bu gönüllü veteriner belgeselinden sonra gerçekten ne hissediyorsam aktarmak istediğim bir video çekip koymak istedim. Sonrasında ne kadar özlediğimi fark ettim ve gerçekten çok güzel geri dönüşler de geldi bana. Sadece veteriner hekimliği ile ilgili de değil ya da veteriner fakültesindeki öğrencilere yönelik videolar çekiyorum ben genellikle. Onlara yönelik de değil.
çok daha farklı işte kendi hayat deneyimlerimden yola çıkan video içerikleri de istendiğini gördüm. O yüzden hatta sizinle konuşmadan önce bir gün önce bir YouTube videosu çektim. Onu editleyip yayınlamayı düşünüyorum. Umarım düzenli bir şekilde yapabilirim. Yani çok fazla işle uğraştığım için belki de bunları biraz azaltıp YouTube'a da odaklansam güzel olacak gibi görünüyor. Hocam sizleri severek takip ediyoruz bu arada. Heyecanla yeni videolarınızı bekliyoruz biz de sabırsızlıkla. Bu Hocam bu cümlelerden kadar... sonra çekmezsem olmaz. Çekmem gerekiyor. Çünkü artık yüz yüze de bu cümleleri duyduktan sonra gerçekten çekmem gerekiyor. Sayın hocam şimdi yorumlardan gelen birkaç soru var. Tabii onlara gelmeden önce size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum yine. Türkiye'de veteriner kimliğini nasıl buluyorsunuz? Yani Türkiye'deki veteriner kimlik anlamında ne söylemek istersiniz? Bence çok iyi. İyi bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Son zamanlarda özellikle insanlar çok daha uzmanlaşmaya yöneldi. Bunları görebiliyorum. Özellikle bu pandemiden sonra bazı algılar değişti diye düşünüyorum. Böyle olması çok iyi. Ama şu durum kötü bizim ülkemizde. Çok fazla veteriner fakültesi var. Ve lise çağındaki bir öğrenci için düşünüyorum. Tercih yaparken çok fazla bunu irdeleyerek yapmayabilir haklı olarak. Çünkü 18 yaşındaki bir öğrenciden beklediğimiz şeyi düşünüyorum. Yeterli köklü bir fakülteye gitmediğinde öğrenciye düşen çok daha fazla görev var. Ama bu noktada disiplinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Veteriner hekimliği olarak gerçekten iyi bir konumdayız. Ama veteriner fakültesi olarak öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için çok daha uğraşmaları gereken bir noktadayız. Çünkü bu fakülte sayısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet, köklü fakülteler var ama yeterli eğitim olmayan fakülteler de var. Ama dediğim gibi her şeyi dışarıda aramamalıyız. Kendimizi geliştirirsek eğer fakültelerin de çok büyük bir önemi kalmaz ama o altyapıyı, o disiplini kendimizde sağlamamız gerekiyor. Yani bir öğrenciden çok daha fazla efor bekleyen, bunun sistemin yapmadığı, öğrencinin yapması gerektiği bir konumdayız ülke olarak. Her fakülte için demiyorum, bazı fakülteler için. Teşekkür ediyoruz Teşekkür ederim. hocam. Son bir sorumum var. Bir tane izleyicimiz sordu. Aslında buna cevap verdiniz fakat onu da kırmak istemiyorum. Tamam. Ezber yapma, doğru öğrenme yöntemi nedir diye sormuş. Herkes için Anlayamadım. Bir daha alabilir miyim? ezber yapmadan doğru öğrenme yöntemi sizce nasıl diye bir soru sorulmuş. Bu biraz böyle tabii ki sınav odaklı düşündüğümüzde çok stresli olabiliyoruz ve direkt ezbere kaçabiliyoruz ve dediğim gibi aslında ezber ezber gitmememiz gerekiyor. Bence fakültede öğrenci olarak biz onu hissediyoruz. Yani şu konular önemli konular. Buraları sınavda çıkar. Ya da işte üst sınıftaki öğrencileri soruyoruz genellikle ne sorular çıkar diye. Bence böyle ilerlemememiz gerekiyor. Sınav odaklı çalışırsak bu şekilde gidiyor ve gerçekten işte sınava son gün kala yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte buralardan soru çıkar, buraları ezberleyeyim. Böyle olmaması gerekiyor. Diyelim ki birinci sınıftayız ve anatomi dersindeyiz. En çok anatomiden soru alıyorum çünkü birinci sınıf öğrencisi için gerçekten zor ve fakülteye yeni adapte olmaya çalışıyor. O yüzden anatomi üzerinden gidebiliriz diye düşünüyorum. Ben nasıl yapıyordum? Bir kere uygulamalı eğitim çok önemli. Uygulamalı derste ne öğrendiysen kârına. Benim görsel olarak hafızam daha güçlü. Sizin nasıl öğrenmeniz kolaysa onu keşfetmeniz gerekiyor. Belki hocayı otururken teorik olarak duyup hemen not alıp o şekilde öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim görsel çok daha iyiydi. O yüzden uygulamalı eğitimde hoca ne anlatıyorsa onu böyle bir öğrenci grup şeklinde toplanıyorduk biz. Kendimiz de tekrar ediyorduk. Sonra eve gidiyordum ben. Örneğin at kadavrası üzerinde kaslara çalışıyoruz. Yani konumuz o. Ben de ne yapıyordum? At resmi çiziyordum. Önemli kas gruplarını
yapıyordum. Ya da Pinterest'ten o İngilizce anatomi fotoğraflarını aratıyorsunuz. O şekilde onların renkli baskılarını alıyordum. Tabii atlaslarımız da var. Atlaslar üzerinden de görsel olarak çok iyi öğrenebiliyoruz ama şu önemli. Okulda hiçbir şekilde katılım sağlamayıp ya da hocayı dinlemeyip eve gelip atlası açtığımızda çok bir faydası olmaz. Yani biraz oradan, biraz buradan dinleyip kendi bilgilerimizi toparlamamız gerekiyor. Yani hocayı da dinleyeceğiz. Uygulamalı eğitimde görsel olarak da göreceğiz. Eve gidip bir de üstünde çalışacağız. Yani günlük olarak çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum veteriner fakültesinde. Ama bence insanlar kendi öğrenme yöntemlerini deneyerek öğrenmeli. Şu şekilde daha iyi öğreniyorum demesi gerekiyor. Çünkü bireysel olarak çok fazla değişiyor bu. Sayın hocam çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Eğer son olarak hani eklemek istediğiniz bizlere söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Çok teşekkür ederim. Gerçekten beni davet ettiğiniz için ve sizinle tanıştığım için de çok mutluyum. Biraz hasta olduğum için hızlı konuştum bir de. Kusura bakmayın ama ben çok önem veriyorum. Yani veteriner fakültesinde okuyan öğrencilerden sürekli mesaj alıyorum. Çünkü 3 yıldır YouTube'da video çekiyorum. Ve aslında ne tarz sorular geldiğinde artık öğrendim. Çünkü 3 yıldır sürekli soru geliyor bana ve burada önemli olan bence fakültede sınavları geçmek değil. Evet çok odaklanıyoruz buna. Arkadaşlar gerçekten çok odaklanıyoruz. Çünkü ben de stresli bir insanım fakültede. Ve o sınavları nasıl geçtiğimizi biz biliyoruz. Yani veteriner fakültesinde okuyanlar bile çok zor. Biliyorum eğitim olarak çok zor. Ama mezun olduktan sonra anlıyorsunuz ki öğrencilik yıllarınız çok kıymetli. Ve sadece ders çalışarak geçmemeli. Ders çalışarak da sadece belli bir alana odaklanarak da aslında kendimizi iyi yetiştirmiş olmuyoruz. Evet belki notlarımız çok yüksek, belki okulu dereceyle bitiriyoruz ama bu yeterli bir kıstas değil. Çok yönlü geliştirmemiz gerekiyor. Belki notlarımız biraz daha düşük olsun ama İngilizceyi öğrenelim. Çünkü artık mezun olmak yetmiyor ve kendimize bir şeyler katmamız gerekiyor. Ondan sonra farklı bir alanda yani öğrencilik yıllarından itibaren ben bu mesleği nasıl icra etmek istiyorum diye oturup gerçekten düşünmemiz gerekiyor. İnsanlarla tanışmak çok önemli. Mesleğin önde gelen insanlarıyla tanışabilirsiniz, kurslara katılabilirsiniz. Yani çok yönlü kendimizi geliştirmeyi bence veteriner fakültesi öğrencileri olarak unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. Yani sadece sınavlarla olmaz. Sınavlar dışında da çok önemli şeyler var. Bunu mezun olduktan sonra anlıyorsunuz ve belki de benim mezun olduktan sonra içselleştirdiğim bir şey bu. Her biriniz apayrı, pırıl pırıl öğrencilersiniz. Ve biz bir fakültede belli dersleri alıyoruz ama herkesin çok ayrı yetenekleri var ve okulun o yorucu, o insana sürekli bir şeyler öğrenmesi gerektiği ve sürekli bilgilerle tazelenmesi gerektiği o ortamda asıl kendimizi keşfedemeyebiliyoruz. Yani ben Kübra Akdeniz'im. Benim okulu okuyup sınavları geçmem dışında başka ne yeteneklerim var? Ne yeteneğim var? Oturup bunu sorgulamam gerekiyor. Evet, bazen bunu sorgulayacak zamanı bulamıyoruz ama yaz aylarını bunun için değerlendirebiliriz. Yani bu çok böyle yetenek de olması gerekmiyor. Örneğin konuşmayı iyi yapıyorsunuzdur. Ya da yazma yeteneğiniz vardır. Ya da insanlarla iletişiminiz, diyaloğunuz çok iyidir. Bunlar böyle ufak ufak şeyler büyüyüp büyüyüp farklı alanlarda farklı şekillerde mesleğinizi icra etmenize sebep olabilir. Benim şu anda yaptığım gibi örneğin. Ben sosyal medyada gerçekten şu amaçla başladım. Veteriner Fakültesi öğrencilerine bazı noktalarda dokunabilmek ve konuşabilmek. Çünkü gerçekten konuşmayı seviyorum ve konuşabildiğimi düşünüyorum. Bu alan beni farklı yollara gitmemi sağladı. Bazen bir şeye başladığımızda bizi nereye götüreceğini bilemeyebiliriz. Hedefimiz o da olmayabilir. Ama gittiğimiz yolda hedeflediğimiz şey çok başka da olsa
Oradaki o hissettiğimiz şeyler, o içselleştirmelerimiz, o dönüşümlerimiz bizi aslında tahmin edemeyeceğimiz yollara sürükleyebilir. O yüzden sadece önünüze defter koyup ders çalışmayın. Yani yeteneğiniz ne varsa onları keşfedin ve bunların üzerinde eğilin. Ufak da olsa eğilin. Yani sadece bir çizgi değil, yanına başka bir çizgi daha ekleyin. Ben bunun gerçekten sonuç vereceğini düşünüyorum. Her insanın farklı olduğunu düşünüyorum ve herkesin bu mesleği, ya sadece veteriner hekimliği de değil bu arada, hangi mesleği yapıyorsak yapalım. Hangi mesleği yapıyorsak yapalım, kendimizden bir şey kattığımızda hem o mesleğe değer yüklemiş oluyoruz, hem insanlara bazı noktalarda yol göstermiş olabiliriz. Bunları bu hayatta yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Böyle düşünüyorum. Çok güzel bir yere değindiniz. Ben de bu konuda şunu söylemek isterim. Kesinlikle bizde sınav okuldan ziyade Ve Rehber platformunun başlangıcı da şu şekilde oldu. Kendimize ne katabiliriz diye girdik. Şu an birçok bizi takip eden kitleye ne katabiliriz'e kadar geldik. Şu an çok mutluyuz açıkçası. Özellikle mesleği sadece sınav anlamda değil, işte sosyolojik, psikolojik ve bilimsel anlamda sahada ne katabiliriz? İşte sizin gibi değerli hocalarımıza yayınlar yaparak bize gerçekten çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Bizim de gerçekten ufkumuz sizler sayesinde genişliyor. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ve olarak bunu da gerçekten başardığımız için ben de çok mutluyum. İnşallah güzel sonuçlar olacak bundan sonra. Sizle de yolumuz düşerse yüz yüze tanışmak isteriz ve önümüzdeki güzel projelerde yine bir araya gelmek dileğiyle diyelim. Cihat, ben bunu eklemek istiyorum gerçekten. Siz beni canlı yayın için davet ettiğinizde sayfanızı inceledim. Ve gerçekten çok güzel işler yaptığınızı düşünüyorum öğrenci olarak. Sen 3. sınıftasın. Sen kaçıncı sınıftasın şu anda Cihat? İkinci sınıfım hocam. İki. İki mi? Evet. Yani gerçekten 2. sınıf öğrencisi olarak sadece derslere yönelmeyip başka şeyler de yapmaya çalışmanız çok takdir edilesi. Ben bu noktada umarım öğrencilere güzel bir sohbet gerçekleştirmişizdir diye düşünüyorum ama bu böyle kalmasın. Başka zamanda başka bir konu belirleyip bir daha konuşalım. Çünkü bana yetmedi bu hasta olduğum için. Daha düzgün bir konuşmayı gerçekleştirelim diye sizden de bir istekte bulunuyorum. Kesinlikle. Zaten birçok soru sormamızın sebebi de aslında bir dahakine bıraktık. Bir dahaki canlı yayında inşallah görüşmek dileğiyle. Tamam. Çok memnun oldum. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Selamlar, İyi sevgiler. akşamlar.